Karla karışık yağmurlar, biraz böyle soğuk, o şekilde gidiyor ama işte dünyada malum işte böyle savaşlar, hastalıklar derken ben de dedim ki böyle faydada buluşalım, güzel bir yayın yapalım. Öncelikle biraz sizi tanımak isteriz. Tabii çok kısaca bahsedeyim. Maalesef içinden geçtiğimiz bu süreçlerde biri bitiyor, biri başlıyor derler ya, tamamen öyle bir nefes alacak halimiz, vaktimiz kalmadı. Gündem de çok yoğun. Hem ekonomik anlamda hem ruhsal anlamda hem ülkemizin hem dünyanın olduğu bu durumlar maalesef psikolojimizi de nefesimizi de günün sonunda direkt olarak etkiliyor sizin de dediğiniz gibi. Kelebek Benim etkisi adım... gibi yayılıyor. Evet, maalesef. Bir de tabii arkasından belirsizlik getiriyor. Çünkü hani ne olacak, ne bitecek kaygısı insanlarda bu belirsizlik özellikle negatif duygulara dönüşüyor belli bir süre sonra. Ve her duygunun dönüşmesinde de kaygı maalesef öfkeye dönüşüyor. O yüzden de toplumda bu öfke katsayısının artmasının asıl nedenlerinden bir tanesi de bildiğiniz gibi sürecin ne olacağını ve ne zaman sonuçlanacağını bilememe hali. Bakalım, umarım en kısa zamanda her anlamda toparlarız diye ümit ediyorum. Ben İnşallah. uzun yıllardır özel sektörde çalışıyorum, üst düzey yönetici olarak. Şu anda da bu profesyonel taraf devam ediyor. Fakat aynı zamanda da nefesle ilgileniyorum. Son 6 yıldır da hem koçluk anlamında hem nefes koçluğu tarafında mümkün olduğu kadar elimden geldiğince buradaki tecrübelerimi, bilgi birikimimi insanlarla paylaşmaya çalışıyorum. O şekilde özetleyebilirim. Ne kadar güzel. Benim de ilk kitabımda bir akışla bana söz gelmişti. Her şey nefesle başladı. Rabbin nefesi bizimle hayat buldu diye yazmıştım. O Ne zamanlar güzel. nefes üzerine bilgim hani vardı tabii ki. Sonrasında seanslar da almaya başladım. Seanslar aldıktan sonra hayatımda yani nefesle beraber birçok farkındalık ve hani hem zihnen hem ruhen hem de böyle bedenen onu fark ediyorum. Yani bazen öyle bir oluyor ki gerçekten o kendimizi sıkışık hissettiğimiz zamanlarda nefesi bir alıp tutmak ve bırakmak bile insanın o zihnini, yani geçmiş ve gelecekte olan o zihni ana getiriyor nefes. O yüzden çok önemli. Bir de tabii siz işin üstadısınız hani ben de hani Estağfurullah. sormak istiyorum. Estağfurullah. Şimdi bizim tabii ki insanlar hani nefes deyince hani hepimiz nefes alıyoruz diye düşünüyorlar. Fakat bu mesela hani her zaman söylerim bir haber geliyor. Ah öyle mi oldu diyoruz ve orada o nefes kesiliyor. Ya da kesik nefes. Birisinde öfkeliysek böyle hızlı hızlı nefesler. Tabii bunlarda ne oluyor? Nefes ilgili organlara gitmiyor ve doğal olaraktan da hücrelerde bölünmeler olmuyor. Yani nefes dediğimiz olay aslında gerçekten çok önemli. Sizin de bilgilerinizi almak isterim. Tabii Ne, tabii o neden kadar. önemli nefes? Bu denli nefes neden önemli? Kesinlikle. Öncelikle ben kendi hikayemden de başlayayım. Dediğiniz o soruların hepsini ben de ilk nefes seanslarını, nefes koçluğunu duyduğumda sordum. Hatta benim bu nefese yönlendiren arkadaşımla ilk konuşmamda biz nefes almıyor muyuz zaten diye bir tepki vermiştim. Daha sonra da bunun bir de ücretli olduğunu öğrenince hani bir de nefes almak için para mı vereceğiz? Ne döndü iş? Çünkü normalde ben mühendis kökenliyim. Bir de Türkiye'de hani erkek olarak çok fazla böyle açıkçası spiritüel tarafta ilgim de yoktu. O yüzden de böyle 6 ay boyunca onun o ısrarlarına karşı çok sıcak bakmamıştım nefese. Fakat günün sonunda hani o kadar ısrara ve kendi hikayesini bilmeme ve değişimimi görmeme rağmen ertelemiştim. Almaya karar verince gerçekten o ana kadar nefes almadığını görüyorsun. Bunu anlatmak biraz zor ama uzun zamanlar böyle hani bir duyguda kaldığımızda buramıza kadar gelir, ifade edemediğimiz, konuşamadığımız zamanlar olur ya, boğuluyormuş gibi hissederiz. Evet. Mecazi anlamda söylediğimiz bu şey aslında bir duygunun dışa vuruş ifadesi. Dolayısıyla biz yaşadığımız her durumda, karşılaştığımız her olayda farkında olmadan nefes alışverişimizi bir şekilde manipüle ediyoruz ve bozuyoruz. İşte dediğiniz gibi Tutma değil korktuğum... orada tabii. Hani tutma olamaz. Sonuçta tutma olursa zaten hani ölüm gerçekleşir de. Orada ne Evet. yapıyoruz işte? Hani diyelim ki bir telefon haberi geldi. İşte dediler ki işten sizi çıkartıyorlar mesela. Diyelim ki bu ummadığı bir haber. İşte orada hemen insan
nefesi mi tutuyor? Sonra telefonu kapattıktan sonra öfkeleniyor. Öfkeyle nefes mi hızlanıyor? Ya da o gün anlamıyor. 2-3 gün sonra bazı insan da hemen anlamaz. Sonra travmaya dönüşebilir. Orada nefesle bu olayların, duyguların döngüsü nasıl gelişiyor işte? Ve insanlar hani o nefeste bir zorlanma yaşıyor. Evet, çok güzel bir noktaya değindiniz. Aslında şöyle, biz tabii kendimiz nefesimizi kontrol etmiyoruz gün içerisinde. Yani ben spor yaparken hadi şimdi hızlı nefes alayım demiyorum. Ya da yatmadan önce huzurluyken, dinginken şimdi nefesimi yavaşlattırayım demiyorum. İçimizde bulunduğumuz ruh hali ve beynimizin tetiklediği Salgıladığı durumlar. kortizol herhalde. Evet, o salgılanan hormonlar bizim dolaşım sistemi gibi, boşaltım sistemi gibi solunum sistemimize de bağlı. Dolayısıyla burada bunu beyinle solunum organları arasındaki bağlantı olarak bakarsanız, yani bir yol gibi düşünürseniz, bizim içimizde tuttuğumuz, yaşadığımız her duygu günün sonunda solunumumuzu etkiliyor. Dolayısıyla bu Organlarımızı da illa, etkiliyor tabii evet, ki. aynen Her dediğiniz duygunun gibi. belirli bir organa etkisi olduğu gibi nefesin de var demek ki. Kesinlikle öyle. Bu bazen duygulardan kaynaklanıyor Bilge Hanım. Bazen de içinde bulunduğumuz ve çalıştığımız işin getirisi olarak da karşımıza çıkıyor. Örneğin siz odaklanılması gereken bir iş yapıyorsanız, örneğin bir dişçi gibi, bir cerrah gibi, bir doktor gibi bir şey yaparken, bir operasyon yaparken ya da önemli bir raporu sunarken, bir mail atarken odaklanmanız gereken bir nokta varsa, genelde istemsizce orada nefesimizi tutarak yaptığımız işe odaklanıyoruz. Fakat gün içerisinde bunun miktarı ve sıklığı artarsa, farkında olmadan duruş bozukluğu gibi nefes bozukluğuna da sebep olabiliyor. Yani uzun zamanlar nasıl masa başında kambur bir şekilde çalıştığımızda ya da belimizi düzgün bir şekilde tutmadığımızda boyun ağrıları, sırt ağrıları oluşuyor ve zamanla bu omurilik sistemimiz bozuluyorsa, nefes de içinden geçtiğimiz bu psikolojik durumlar, ekonomik kaygılar, karşılaştığımız durumlar, belirsizlikler, yaşadığımız yaslar, üzüntüler gibi her duyguyla etkilenip zamanla bozulabiliyor ve doğal halinden uzaklaşabiliyor. Bu da yaşamın bir parçası aslında. Mesela ben uzun yıllar yoga yapıyorum. Hatta yin yoga üzerine işte böyle yoga eğitimi olan arkadaşlarla işte hani eğitim de hani vereceğiz. Ne güzel. Yogada şöyle bir şey vardır. Hani buranız tutulduğu zaman aslında hangi duygu, hangi organınızı etkiler diye İbn Sina'nın yöntemi var. İşte bu element sistemine göre. Ben de onun eğitimlerini de veriyorum. Mesela hani burada boyununda, sırtında ağrı varsa bazı insanların nerede esneyemiyorsun? Ve arka taraf geçmişten getirdiğin hangi duygulardan sebep esneyemiyorsun ki buralarında işte dizlerinde işte böyle hani katılıklar hani oluşuyor. Evet.